Merhabalar, yatırım ve finansa hoş geldiniz. Ben Talha Göktaş. Bugün sizlerle beraber Argotec hissesinin teknik görünümüne kısa, orta ve uzun vadede ne yapacağı hakkında biraz yorumlarda bulunacağız. Teknik olarak inceleyeceğiz. Bunun dışında belli bir hedef fiyat vermeye çalışacağız yine kısa, orta, uzun vadede. Aracı kurum dağılımı, derinlik verilerine bakıp ardından haberler, hisse görünümü deyip videoyu kapatacağız. Çok uzatmak istemiyorum. Sizden ricam arkadaşlar, videoya geçmeden önce bu videoyu izleyen herkesin kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yapıp bir de beğenmesi. Hızlı bir şekilde başlayayım. Endeks dediğim gibi bir aşağı bir yukarı gidiyor. Argotec ne düşerken ne artarken endekse ihtiyacı olmayan bir hisse. Hani anlatıyoruz ya işte Alstor endeks yukarı çıkmadan pek fazla çıkmaz ama kendi kendine düşer. Veya bunun dışında bugün başka hangi hisseye baktık? İşte Reader için farklı bir yorum var. Her hisse için farklı bir yorum var. Argotec için de tam tersi bir yorum var. Argotec ne düşerken ne kalkarken endeks düşmüş kalkmış bunlar umurunda olmaz. Sebebi ise şu. Hissenin büyük çoğunluğu tahta kontrolün etkisinde. Ki bunu elinde Argotec kalmışlar. Argotec'e tavandan yakalanmışlar çok iyi bilir. Argotec onlara büyük bir zarar verdi. O yüzden tahtacının hareketlerini inceleyip pay sahiplerinin hareketlerini inceleyip onlara göre hamle yapmak lazım. Ben şöyle hızlı bir şekilde şimdi Argotec'in teknik görüntüsüne bakalım. Bu bahsettiğim grup şu 30 TL'den Argotec kaybetmiş kısım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Evet, Argotec tahta bir hisse ama tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan şunu söyleyebilirim. Argotec'te bir daha böyle bir yükselişin geleceğini düşünmüyorum. Çünkü herkes takmış bu yükselişe 45 günde 4,5 kat 4 kat artış. Hayır arkadaşlar. Argotec'in bir daha böyle bir şey yapması gerçekten ama gerçekten çok zor. 2022 ve 2023'teki piyasa yıllardan beri süre gelen borsa sistemini, yıllardan beri süre gelen borsa düşüncesinin, borsa yapısının tam tersinde bir artıştı. O yüzden ne 2024 yılında ne 2025 yılında böyle 45 günde 4 katlık, 5 katlık bir artışı ben beklemiyorum diyebilirim. Baktığımızda Argotec'in önce bir uzun vade trendine bakalım. Hisse zamanında 13.59 bandına kadar geldi. Yani bizim dip noktamız şu anlık 13.50, 13.59 bandı. Dip destek noktamız olarak gözüküyor. Bundan önceki destek noktamız ise buradaki 15.87 bölgesi. Hem arkadaşlar ilk halka arzı olduğunda 12 Aralık bölgesinde direnç olmuş. Aynı şekilde 12 Haziran 13 Haziran bölgesinde bunu 4 gün boyunca destek. Bunun dışında 9 Temmuz ve 17 Temmuz arasında bizim için destek görevi görmüş. Yatay seviyede gelmiş. Şimdi de arkadaşlar yeniden buraya kadar gelme ihtimali var. Ayrıca mevcut alt Bollinger seviyemiz şu an 15.83'te. Tam olarak bizim bu destek çizgimizi gösteriyor. RSI bakın buradaki RSI verimiz negatif. CCI verimiz dipte olsa bile negatif. Ayrıca MACD seviyemizin de eksi olduğunu burada görebiliyoruz. Bunun Türkçe meali şu. Yani hissemiz ayrıca bu arada sadece bunlar değil. Hareketli ortalamalar ve diğer veriler de hissemizin şu anki görünümünün negatif olduğunu söylüyor ki hissemiz endeksin bir anda eksi bir eksi bir artı olduğu günde tam olarak 10.000 direncin 10.000 direncinin altında olduğu günde eksi 2'lik bir düşüş yapmış, fazla bir düşüş yapmış. Yani tüm veriler bizim 15.84 bandına kadar düşebileceğini hissemizin söylüyor. 15.84 hem direnç olarak hem destek olarak bizim için hissenin çok çok önemli bir bölgesi. Ki Argotec'i inceleyen herkesin aklında ben bu 15.84'ü bir adın hatırlıyorum ya düşüncesi olmuştur. Buraya kadar düşme ihtimali olduğunu ardından burada belli bir süre yatay gidip aşağı veya yukarı doğru yönelileceğini karar vereceğini ben şahsım adına düşünüyorum. Şu anlık büyük bir rally hareketi yok ki üst Bollinger bandına baktığımızda bu da aşağı yönlü bir grafik sergilemiş. Ben aşırı şekilde sert bir yükselişin grafiğini şu anki Argotec grafiklerinde görmüyorum. Böyle bir Argotec sinyali şu anlık verilmiyor arkadaşlar. Büyük bir rally sinyalinin mevcut grafiklerde olduğunu düşünmüyorum. Tamam büyük rally ihtiyacım yok. Bu 16'dan 22'ye veya 13'ten 22'ye çıkan %60, %80 arası artışlar olacak mı? Ben bu artışların olacağını düşünüyorum. Tarih olarak ise tarih vermem gerekirse Aralık ayı ve arkadaşlar
bir dahaki Aralık ayı diyebilirim. Yani bir yıl içerisinde diyeceksin ki nasıl tahmin ya, bir yıllık aralık mı verilir? Hadi biraz daha kısaltayım. Ocak ayı ve arkadaşlar Temmuz Ağustos ayları gibi diyeyim, 2025'ten bahsediyorum. Bir daha böyle bir yükselişin gelme imkanı var. Aralık çok büyük çünkü tahtanın ne zaman gireceğini bilmiyoruz. E sen her videoda söylemiyor musun? Aralık Ocak gibi yavaş yavaş toparlanma başlayabilir. Ardından Şubat Mart gibi, özellikle Nisan gibi tekrardan para akışı gelebilir piyasaya. Doğru. Bunların hepsini ben söyledim, inkar etmiyorum. Ama az sonra bakın size göstereceğim. Arkadaşlar borsada onlarca şirket var. Bakın onlarca. 500 küsür şirketten bahsediyoruz Borsa İstanbul'da. Yani bir anda hacim piyasaya girince bu hacmin aynı zamanda Argotek'e gireceği anlamına gelmiyor. Argotek'e girmez, başka bir hisseye koyarlar. Argotek'in sırası gelir. Belki hiç de gelmeyebilir bakın. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Ama şu mantık söz konusu piyasalara maalesef ki. Piyasaya para girecek. O Argotek uçacak. Yo, Argotek bir tahta hissesi. En azından kısa vadeli dönemlerde. Kısa orta veya. O zaman ne zaman ne olacağını bilemiyoruz. Tamam, tahtayı boş verelim. Sen Argotek'in hissesinden bahset. Hisse olarak artar mı? Evet, burada düşüneceğim. Evet arkadaşlar. Aralık Ocak ayından itibaren 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl, 10 yıl vade fark etmeksizin ben Argotek hissesinin yükseleceğini düşünen bir insanım. Ben Argotek'in hikayesine güvenen bir insanım. Yani Argotek şirketinin bu sektöründeki teknolojik arkadaşlar, sektöründeki ki belli tarım sektöründe de iş yapıyor. Tarımsal bir teknolojiden bahsediyoruz. İlerlerde çok büyüyebileceğini, o yüzden dediğim gibi hiç yıl fark etmeksizin. Bir yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl, 10 yıl artışların devam edeceğini düşünüyorum. Ama bu artışlar bir anda böyle %80, %90 olacak diye bir şey yok. Yavaş yavaş peyderpey olacaktır. Artık Argotek hissemiz bir halka arz hissesi değil, kendi başına önemli bir şirket. O yüzden buradaki artışı ve buradaki büyük düşüşü aklınızdan çıkarın. Bunların ikisi de bizim için bir rüyaydı. Geldi, geçti, bitti. Argotek'in halka arz bünyesinden kurtulup gerçek bir karlı hisse olması için daha fazla içerik, Telegram grupları, canlı yayınlar, günlük alt sinyali veren hisseler için arkadaşlar bakın buradaki endeks analizleri, alt sinyali veren hisseler, canlı yayınlar ki çok daha fazla gelecek. Katıl tarafına gelmeyi unutmayın. Katıl tarafında birçok içeriğimiz var. Ana sayfadaki videoyu izleyip de katılda hangi üyelik seviyesinde hangi videonun olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca sizden ricam videoyu beğenmeniz, abone olmayan herkesin de kanala abone olup beni desteklemesi. Az önce belirttiğim gibi arkadaşlar Borsa İstanbul'umuzda 568 tane şirket var. Ve bu şirketlerin çoğu ve bu şirketlerin yatırımcısının çoğu ne zaman tahtacı bizim hissemize girecek diye bekliyor. O yüzden Argotek'in yükseliş tarihi, rally tarihi birazcık geniş bir aralık. Tabii ki dediğim gibi hiç de olmayabilir, yatırım tavsiyesi değildir. Baktığımızda derinlik tarafına alış ve satış dengeli gözüküyor ama satışlar biraz daha ilk en azından mevcut fiyatlarda yüksek. Bakın çok burada 23 bin not, 27 bin not sürekli değişiyor. Ama mevcut noktası hak eden bir nokta. Hissemizin gün içerisindeki derinlik durumu bu seviyelerde kapatabileceğini gösteriyor. Ki ilerleyen günlerde aracı kurum dağılımı için arkadaşlar değerli. İş, BOFA, Tacirler, Global OYAK almış. Diğer pay alış söz konusu. Halk, Ak ve Philips satmış. Ama bizim için değerli olan biraz daha kısa ve orta vadeden çok arkadaşlar uzun vadeye bakmak. 2-4 haftalık grafiklere bakmak. OYAK, TEP, İş, Yapı Kredi, Global alışı varken diğer pay alışı güzel. Hisseye uzun vadede önemli bir şekilde bakıyorlar. Uzun vadede artacağını düşünen bir grup var. Vakıf, Ziraat, Garanti, Şeker, BOFA satışları var. Daha bir aylık vadede ise İş, Akte, Oyak, Vakıf ve diğer pay alışı var ki diğerin payı %40. Ve burada Bank of America satışları var. Hisseyi düşüren şey Bank of America. Diğer büyük alıcılar hisseyi topluyor. O yüzden ben hissemizin özellikle uzun vadede önemli bir şekilde olduğunu düşünüyorum. Yine birileri tahtacılık faaliyeti yaparak hisseyi düşük fiyatlarda tutmaya çalışıyor. Bakın son bir ayda %53'ten bahsediyoruz. Bank of America satışı var. Bildiğin hisseyi aşağı tutup ardından kendi alıp tekrar yükseltmek istiyor. Çünkü zamanında Argotek'i bu 13'lerden 22'lere çıkaran aracı kurum da BOFA'ydı arkadaşlar. Citibank'tı. Yani o zaman 13'ten toplayıp çıkardı. Sonra tekrardan düşürdü. Bu döngü birazcık böyle devam ediyor. Şimdi yeniden düşürüp yeniden yükseltmenin derdinde olduğunu şahsım adına düşünüyorum. Takas tarafında ise son 1,5 haftalık grafiklerde TEP, OYAK, Burgan, İş, Halk ve diğer takası varken
Citibank'a takası çok sert çıkmış. Yine son dönemlerde Yapı Kredi, Garanti, Ziraat, Vakıf ve Citi takası varken Halk, Aktep, Burgan, Philips'e takas tarafında alış olmuş. Özellikle Citibank arkadaşlar 2 haftada tahtacılık faaliyetlerini artırmış. Bu hisseyi düşüren yani Citibank olduğunu düşünüyorum. Çünkü hissemizin bakın şurada gösterdiğim gibi tabii ki daha bilançosu gelmedi. Bilanço çok önemli ama geçmişteki bilançosunda net dönem karı, öz kaynakları, net borcu falan gayet iyi. Toplam varlıkları iyi, finansal borçları gayet iyi. Gayet güzel bilanço sunuyor. Evet FKS, FLFOQ biraz yüksek. Geçmişteki bilanç çarpanlar arkadaşlar yüksek. Geçmişteki bilançolar sıkıntı geldiği için gelir tablosu tarafında. Ama asıl bilançoyu ilgilendiren çarpan PDDD çarpanı. Buradaki bilanço kısmımız, öz kaynak kısmımız bizim PDDD çarpanı için daha değerli. Ve bu da makul bir değerde. 3 çarpan bizim için arkadaşlar hissenin bence alınabilir bir değerde olduğunu gösteriyor. Öz kaynak dağılımımızda borçlarımıza göre gayet iyi. Daha bir temettü veya bedelsiz açıklaması yok. İşler tarafında ise Nisan ayından beri büyük bir iş almadığını görebilirsiniz. Veya burada gördüğünüz gibi böyle bir geri alım arkadaşlar 24 Haziran'dan beri bir satış veya alış gözükmemiş. Şimdi bakalım fon pozisyonlarında ise bir 1000 not alım var. Ne fonlarda bir alım söz konusu desen 2 fona ait. Bir Vega Portföy'ün Anka Serbest Fonu'nda var. Bir de A1 Portföy'ün BIST 30 dış şirketleri hisseleri yoğun fonda varmış. Bir fondan girmiş bir fondan çıkmış olduğunu görüyoruz. Fonlar da öyle sert bir alım yapmıyor. Algotech dediğimiz gibi biraz daha düşüp yatay gidip ardından yönünü belirleyecek bir hisse gibi duruyor. Mevcut grafikler bize onu söylüyor ki akış tarafına baktığımızda da öyle aşırı aşırı önemli bir haber olmadığını söyleyebiliriz. Burada bir kredi derecelendirme bildirimi var. Bakın burada Avrasya derecelendirme arkadaşlar JSR Avrasya derecelendirme demiş ki A+TR olarak oluşmuş not. İlişkin görünüm ise stabil olarak belirtilmiş. Yani bunun anlamı benim dediğim şeye çıkıyor. Belli bir süre hissemizin yatay gidebileceğini bizim JCR Avrasya'da arkadaşlar kredi derecelendirme kuruluşu da söylüyor. Kısa vadede büyük bir rally yerine yavaş yavaş toplamanın daha makul bir hamle olduğu konusunda hem kredi derecelendirme kuruluşu hem fonlar hem de ben hemfikiriz. Arkadaşlar benim diyeceklerim bu kadardı. Sizden ricam biliyorsunuz videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açmanız. Ayrıca bana daha fazla destek vermek istiyorsanız katıl tarafına gelebilirsiniz. Orada ekstra içeriklerimiz var. Hepinize, ailenizle mutlu, bol kazançlı, iyi günler dilerim.